var. Bu işlem önceliklerine göre hangi fonksiyonun daha önce evaluate edileceği konusunda bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu sadece precedence'ları söylüyor. Bir de ne vardı? İşlem önceliğini belirleyen şeyler nelerdi? Bir precedence, bir parantez, bir de ne vardı? Evet, bir de order'ları var değil mi? Sağdan sola veya soldan sağa. Tamam. Associativity. Association rule'ları var. Nereye doğru associate ettiğiniz. Evet, fonksiyon çağırmaları önceliği yüksek. Ondan sonra bu unary operatörler var. Bunları zaten biliyoruz. İlki not operatörü. Artı eksi ne? Artırma azaltma değil. Counter. Efendim? Counter. Hayır. Sadece değerin işareti negatifleştiriyor eksi değil mi? Ampersand? Adres operatörü. Tamam, bunlar unary operatörler ve şeyleri yüksek. Genel yapı bu şekilde devam ediyor. Daha önce yapılacaklardan sonra yapılacaklar. Yani şöyle bir şey varsa burada hangisi önce yapılıyor? Ve önce yapılıyor değil mi? Bunun önceliği daha düşük. Hangisi önceliği daha yüksek? Bunun daha yüksek. Daha yüksek. Daha önce. Ondan sonra. Peki şuradan bu mu önce yapılıyor? Bu mu önce yapılıyor? Sol önce. Hayır. Aylara göre değişiyor. Evet. Evet. Hayır. Yani hangisine göre hangisine göre gelecek? End operatörünün özelliğini demiştik geçen hafta. Sola bakarız. Önce sol yapılıyor. Şunu yapıyor. Bu eğer doğruysa buna bakıyor. Bu zaten yanlışsa buna bakmıyor. Tamam. Bunlar hep karşınıza çıkacak bir yerde. Evet. Evet, bu geçen hafta da konuştuğumuz expression'ın nasıl hesaplandığına ilgili ağacımız expression tree. Benzer şekilde çok farklı bir geçen hafta konuştuğumuzda. Sadece önceliklere dikkat edeceksiniz. Tamam. Shortcut operation'ları biraz önce konuştuğum şey burada önce bu yapılıyor. Eğer bu false'sa bu yapılmıyor bile. Yine orada önce bu yapılıyor. Bu true'ysa bu yapılmıyor bile. Bunları konuşmuştuk. Sonuç olarak büyük küçük gibi operatörlerle oluşturduğun true false değerlerini işte logical operatörlerle birleştirip logical expression'lar elde ediyorsun. O expression'lar da bizim conditionlarımız olarak ortaya çıkacak. Mesela en baştaki ne diyor? X değeri minimumdan büyük eşitse ve maksimumdan küçük eşitse min max değerleri belli. Min ile max arasında min max dahil herhangi bir değere sahipsi demek. End'i birleştirdiği için. Tamam. Veya şu ne diyor? A karakteri CH A karakterinden büyük eşitse ve Z karakterinden küçük eşitse V ile birleştirmiş. Ne demek bu? Şu kısma bakıyorum sadece. Tam tersi orta kısmı değil de tam geri kalan kısmı çünkü not. Not yapmadan önce A'dan Z'ye kadar karakterler, küçük A'dan küçük Z'ye kadar karakterler ne? A, B, C, D, devam eden karakterler. Onlardan bir tanesi değilse not dediğimiz şimdi. Şey çalışıyor dedi, de organ çalışıyor. Bunun için alabilirsiniz. Büyükse ve küçükse. CH ne? CH bir karakter değişken. Karakter bir değişken. Karakter tipinde. Karakter tipinde bir değişken. Sıfır nedir? Değişken değişken. Variable. Evet. Ha şurada şeyi unuttum ben ya.
Bu ne operatörü? Atama. Atama, SI operatörü değil mi? Şeyisi çok düşük farkı nesiniz. Bu ne demek? Bir assignment varsa... Şurası hesaplanıyor, hiç bitiyor. En son atama yapıyor. Nereden çıktı o? Logical assignment'tan çıktı. Logical assignment'a geldik. Logical değerler arasında atama da yapabiliyoruz. Normalde logical değerler neyle ifade ediyor da? Integer'lar. Integer bir değişken tanımladım ben. Ve şunu A'ya atayabiliyorum. Integer A'ya atayabiliyorum. Bir de integer x var. X'in derece 18. A'nın değeri ne olacak? 0 olacak. A'nın değeri 0 olsa ne olacak? X'in değeri 0 olsa ne olacak? Genel 0 olacak. Çünkü şunun sağlanma ihtimali yok değil mi? 7'den büyük, 3'den küçük herhangi bir değer olma ihtimali yok. Tamam. A'nın değeri her zaman 0 çıktı. Kötü bir expression yazmış. Logic expression kötü yani. Anlamsız. Anlaşıldı mı? Evet. Atlama yapabiliyorum yani. Mesela şu ne demek? N mod 2 ne zaman türüdür? Ne zaman sıfırdır? Çift sayısı. Bu sıfıra eşitse diye bakıyorsak N çiftse bu sıfıra eşit olacak. Ve şurası true olacak. Even N evensa bir değeri sıfırdan farklı bir değer alacak, yoksa sıfır değer alacak. Tamam? Olsa sıfır değer alacak. Bunlar anlaşıldı herhalde. Açtık mı başladık? Hadi yemek yiyelim. İmza alamayan kaldı mı? Şu an patlar destenem. Instagram'dan buldum ha. Snapleşiyorlar. Allah para. Para. Nereden? Durdum. Hayır. Kaça aldın?